Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Yeni bir İngilizce hikaye kitabı okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Bu etkinlikte okuyacağımız kitabımızın ismi Goodbye Mr. Horowitz, birinci dereceden arkadaşlar. Güzel bir hikaye kitabı. Hemen şöyle kitabı bir gezelim. Bu kitapta okuyacağım arkadaşlar bölümleri birer video haline getirerek bunu YouTube'a yerleştireceğim. YouTube'da açıklamalar kısmında bu etkinliğin tüm videolarının ses dosyasının ve okuma dosyasının da yer aldığı sayfanın linkini de vereceğim. Oradan da ulaşabiliriz ve paylaşabiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz kitap 8 bölümden meydana geliyor arkadaşlar. Simple past tense de içeriyor. O nedenle biraz İngilizce bilgimizin iyi olması lazım. Şöyle göstereyim. Ben okurken bunu büyüteceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle görelim tam olarak mesela kitap hangi bölümlerden meydana geliyor. 4. bölümdeyim bakın. Evet. Şimdi yukarıya geçiyorum arkadaşlar. Kitabı okumaya başlıyorum. Zaman kayıp etmeden. Evet, birinci bölüme geliyorum. Ses de oradan başlayacak. Evet. Mystery Girl. Yani gizemli kız şeklinde arkadaşlar. Birinci bölümün başlığı. Hemen burada büyütüyorum. Evet. Şöyle bitelim buradan. Evet arkadaşlar, öncelikle söylemek gerekirse ben mesela dil öğretmiyorum, kelime bilgisi vermiyorum, böyle kelime kelime çevirmiyorum. Ben burada kitabı okuyorum, kitapta anlamlandırma faaliyeti içerisine giriyorum ve yani İngilizce bilgisi olan kişi benim yaptığım çalışmanın anlamını anlar, kendisine yardımcı olacağını bilir. O nedenle sıfırdan bir İngilizce öğretimi söz konusu değil burada arkadaşlar. Belli bir temelde olan arkadaşların özellikle hikaye kitabı okuyarak mesela kendi İngilizcesini geliştirmek amacıyla anlamlandırma faaliyeti içerisinde ben kendisine yardımcı oluyorum. Oldukça da yararlı. Ben böyle öğrendim arkadaşlar. Okuya okuya. İnşallah siz de mesela bu şekilde öğrenmenizi sağlamaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, şöyle büyüteyim. Hemen başlıyoruz. Mystery Girl, Mystery gizem demek arkadaşlar. Gizemli kız. Buradan başlıyorum. Evet, mouse'la da böyle takip etmeye çalışacağım arkadaşlar. It all began. It all began on a beautiful spring morning. Evet, her şey güzel bir ilkbahar sabahında başladı ki in a village called Whistler in Canada. Yani Kanada'da Whistler kasabasında, yani Whistler denilen köyde her şey güzel bir ilkbahar sabahı arkadaşlar başladı. Ki bu Kanada, a pretty little village in the mountains of British Columbia. Böyle dikkat ederseniz arkadaşlar, parça parça ama biz yine burayı da çevirelim. A pretty little village in mountains of British Columbia. Bu British Columbia demek ki Kanada'nın belli bir bölgesi, yani İngiliz Kolombiyası. Evet, ne diyor? A pretty little village, yani bu Whistler denilen köy arkadaşlar. A pretty little village, yani güzel bir köy, nerede? British Columbia'sının dağlarında. Evet. Diye anlamlandırıyorum. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. There was a cafe in the village with tables outside. Yani masalar dışarıda olan güzel bir, yani köyde güzel bir kafe vardı. Evet. And at one of these tables sat a young man. Ve bu masaların birinde genç bir adam oturmaktaydı. He finished his breakfast. Kahvaltısını bitirdi. Drank his coffee. Kahvesini içti. Looked up into the blue sky, yani masmavi gökyüzüne doğru baktı. And felt the warm sun on his face, ve yüzünde o sıcak güneşi hissetti. Nick Lors was a happy man. Nick Lors mutlu bir adamdı diye çeviriyorum. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Bakın aşağıya doğru geldim. Evet. The waiter came up to his table. Yani demek ki arkadaşlar garson masasına geldi. More coffee? He asked. Daha fazla kahve ister misiniz diye sordu. Yeah, great. Evet evet, iyi olur anlamında dedi Nick. He gave the waiter his coffee cup. Ve yani içtiği kahvenin fincanını ona verdi. Bakın, he gave the waiter, yani garsona, his coffee cup, yani kahve fincanını ona verdi. The waiter looked at the camera on the table. O arada garson masanın üzerinde yer alan kameraya baktı. On vacation, he said. Yani siz tatilde misiniz anlamında sordu. Where are you from? Nerelisiniz diye sordu arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. On vacation, tatilde misiniz diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, birinci sayfayı bitirdik. Bölüm bölüm gitmeye çalışacağım ki video serisi tamamlaşsın diye. Bakalım şimdi diğer sayfaya geçiyorum. Evet.
Francisco, said Nick. Nick de San Francisco'luyum dedi diye. He laughed, güldü. But I'm not on vacation. Hayır, ben tatilde değilim. I am working, çalışıyorum. I'm a travel writer. Ben bir seyahat yazarıyım. And I am doing a book on mountains in North America. Ve bu arada yani Kuzey Amerika'daki dağlarla ilgili bir kitap yazıyorum. I have got some great pictures of your mountain. Yani sizin bu dağlarınızın çok güzel yani birkaç fotoğrafını çektim diye ya da onlara sahibim diye anlamlandırıyorum. The two men looked up at Whistler Mountain behind the village. Bu iki adam arkadaşlar, demek ki konuşma esasında bu iki adam ne yaptılar? Whistler Mountain behind the village, yani köyün arkasında bulunan, bakın köyün arkasında bulunan Whistler dağlarına böyle bir baktılar. Yeah. It looked very beautiful in the morning sun. Özellikle yani bu dağ sırası arkadaşlar sabah güneşinde oldukça güzel gözüküyordu. Do you travel a lot then? Demek oluyor ki çok fazla seyahat ediyorsunuz. Asked waiter, garson sordu. Evet. All the time, Nick said. Hemen hemen her zaman. I write books, kitaplar yazıyorum. And I write for travel magazines. Aynı zamanda bu gezi dergileriyle ilgili makaleler yazıyorum anlamında. I write about everything. Her şey hakkında yazarım. Different countries, farklı ülkeler, towns, farklı kasabalar, villages, köyler, rivers, nehirler, mountains, yani dağlar, people, insanlar, yani her şey hakkında yazarım diyor. The waiter looked over Nick's head. Bu arada garson arkadaşlar Nick'in kafasının ötesine bakıyor. Looked over, ötesine bakıyor. There's a girl across the street, he said. Caddenin karşısında bir kız var. Do you know her? Onu tanıyor musunuz? Diye sordu. Evet. Nick turned at his seat and looked. Nick arkadaşlar kafasını döndürdü ve baktı. No, I don't. Hayır, tanımıyorum dedi. Well, she knows you, I think. Zannedersem sizi tanıyor. The waiter said, garson dedi. She's watching you very carefully. Size çok dikkatli bir şekilde bakıyor. He gave Nick a smile. O da yani demek ki Nick'e bir gülümseme böyle fırlattı. Yani garson Nick'e böyle bir gülümsedi. Have a nice day. İyi günler size. He went away ve oradan uzaklaştı. Back into the cafe, yani kafenin içerisine doğru gitti. Nick looked at the girl across the street. Bu arada Nick arkadaşlar çatının karşısında bulunan kıza baktı. She was about 25, yani 25 yaşlarında, and she was very pretty, oldukça güzel. She is watching me, bana mı bakıyor? Diye Nick düşündü. Then the girl turned and looked in one of the shop windows. Sonra kız dönüp arkadaşlar yani one of the shop windows, yani orada bulunan dükkanların vitrinlerinin camına baktı. Yani bakışını döndürdü diyelim arkadaşlar. After a second or two, böyle bir iki saniye sonra she looked back at Nick again. Sonra tekrar Nick'e doğru baktı. Nick watched her. Nick onu izledi. She looks worried. Endişeli gözüküyor diye düşündü. What's she doing? Ne yapıyor bu kız? Is she waiting for somebody? Birini mi bekliyor acaba diye kendi kendine sordu. Suddenly the girl smiled. Aniden kız gülümsedi. Then she walked across the street. Sonra yani caddenin bu tarafına geçti. Come up to the next table. Nick'in masasına doğru geldi. And sat down. Ve gelip oturdu. She put her bag down on the table. Çantasını masanın üzerine koydu. The bag was half open. O arada da çanta yarı açıktı diye anlamlandırıyorum arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Geçiyorum. Sayfaya. Bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz. Evet. I'm John, she said. Merhabalar, benim ismim John. Do you remember me? Beni hatırlıyor musun? We met a party in Toronto. Toronto'da bir partide tanışmıştık. Hi John, said Nick. Merhaba dedi. Merhaba John, dedi Nick. Gülümsedi. I'm Nick, ben Nick. But we didn't meet at a party in Toronto. Hayır dedi, biz dedi bir yani Toronto'da biz partide karşılaşmadık. I don't go to parties very often. Partilere sık sık gitmem. And never in Toronto. Ve Toronto'da hiçbir zaman bir partiye gitmedim anlamında çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, bu arada geçiyorum diğer sayfaya. Kitabımızın ismi Goodbye Mr. Horvath. Halen daha birinci bölümdeyim. Oh, the girl said, öyle mi? Diye kız söyledi. But she didn't get up. Fakat masadan kalkmadı. Or move away. Ya da uzaklaşmadı. Ya da yani sandalyesini uzağa götürmedi. Yani masadan uzaklaşmadı anlamında. Have some coffee, said Nick.
Biraz kahve içmek ister misiniz anlamında bir öneride bulundu. The story about party in Toronto wasn't true. Yani bu Toronto'da ki parti ile ilgili söylenen bu hikaye yani wasn't true, gerçek değildi. But it was a beautiful morning. Fakat yani çok güzel bir sabah and she was very pretty girl. Fakat aynı zamanda bu kız da yani oldukça güzel bir kız. Maybe it was a party in Montreal or New York. Belki de Montreal'daki bir parti ya da New York'taki bir parti diye söyledi. The girl laughed. O arada kız güldü. Okay, maybe it was. Evet evet, belki olabilir dedi. And yes, evet, I would like some coffee. Evet evet, biraz kahve isterim. Yani kahve içmek isterim diye söyledi. When she had her coffee, o arada yani bu kız kahvesini içerken Nick sordu. What are you doing in Whistler? Whistler'da ne yapıyorsun? Or do you live in here? Ya da burada mı yaşıyorsun diye sordu. Oh no, she said. Hayır hayır, I'm just traveling through. Hayır hayır, ben sadece buradan geçiyordum. Yani buradan yani seyahat ediyordum anlamında söylüyor arkadaşlar. And what are you doing here? Peki sen burada ne yapıyorsun diye soruyor. I'm a travel writer, Nick said. Nick de ben bir gezi yazarıyım dedi. And I'm writing a book about famous mountains. Ve ünlü dağlar hakkında yani kitap yazmaktayım dedi. That's interesting, she said. Oldukça ilginç dedi kız. But her face was worried. Fakat yüzü endişeliydi. Not interested. İlgilenmemişti. And she looked across the road again. Sonra yolun diğer karşısına bakmaya, yani yolun öbür tarafına bakmaya devam etti. Bakışlarını oraya çevirdi. A man with very short white hair walked across the road. O arada arkadaşlar kısa boylu white hair, yani beyaz saçlı bir adam karşıdan karşıya geçmekteydi. He was about 60 years old. Hemen hemen 60 yaşlarındaydı. And he was tall ve oldukça uzun boylu and thin ve ince yapılıydı. The girl watched him. O arada kız da onu izlemekteydi. Are you waiting for someone? Asked Nick. Nick de birini mi bekliyorsun diye sordu. No, she said quickly. Hayır hayır. Hızlı bir şekilde kız cevap verdi. Then she asked. Sonra kız dedi ki, where are you going next? Nick. Hey Nick, bundan sonra nereye gidiyorsun? Yani bu kafeden sonra nereye gidiyorsun diye sordu. Ya da hangi şehre gidiyorsun diye sordu. Nick de to Vancouver. Vancouver'a gidiyorum. For 2 or 4 days. 2-3 günlüğüne diye söyledi. When are you going? She asked. Ne zaman gidiyorsun diye sordu. Late this morning, he said. Yani bu sabah. Yani ya da yani bu sabah gideceğim. Late this morning. Yani çayımı kahvemi içtikten sonra biraz sonra gideceğim anlamında. There was a letter in the top of the girl's half open bag. O arada yani kızın çantasının yani kızın yarı açık çantası olan yarı açık çantasının üst noktasında üst tarafında böyle bir mektup vardı. Yani bir mektup bulunmaktaydı. Nick could see some of the writing. O arada Nick arkadaşlar demek ki mektubun üzerinde bulunan yazılardan bir kısmını okuyabildi. And he read it because he saw the word. Yani onu okudu çünkü arkadaşlar diğer sayfaya geçiyoruz. Evet. Bakın burada görüyorsunuz. Evet. Demek ki burada mektubu okuyor. Evet. Vancouver. Vancouver and we can meet at the Empress Hotel. Yani mektupta demek ki yazıyor arkadaşlar Vancouver'da yani biz Empress Hotel'de karşılaşabiliriz yani buluşabiliriz diye. Victoria Vancouver Island. Victoria denilen yerde Vancouver Island adlı adreste on Friday afternoon, cuma öğleden sonra. So she's going to Vancouver too, he thought. O da yani Nick de arkadaşlar demek ki bu kız da Vancouver'a gidiyor diye düşündü. Suddenly the girl said, aniden kız dedi ki, do you like movies? Film sever misin diye söyledi. Movies, film mi? Yes, I love movies. Evet evet, severim dedi. Why, neden? I know a man and he loves movie and going to the cinema. She says slowly. Yavaşça bir şekilde benim tanıdığım bir adam da mesela filmi sever, yani filmleri sever and going to the sinemaya gitmektedir diye söyler. I know a man and he loves movies. Yani tanıdığım bir adam. Adam da filmleri sever ve sinemaya gider diye yavaşça söyledi kız. People call him, insanlar onu Mr. Devam ediyorum arkadaşlar. Mr. Hollywood, by Hollywood diye çağırır. She smiled at Nick. O arada kız
adama yani Nick'e gülümser. Can I call you Mr. Holbrook? Sana Mr. Holbrook diye söyleyebilir miyim? Yani isimlendirebilir miyim seni diye söyler. Nick laughed. Nick güler. Okay, he said der. And what can I call you? Peki ben seni ne ile çağıracağım diye, yani seni ne ile isimlendireyim diye söyler. She smiled again. Kız tekrar gülümser. Call me Misty Girl, she said. Ben de gizemli kızım diye bana öyle hitap et der. That's a good name for you, say Nick. Nick, yani bu senin için güzel bir isim diye söyledi o arada arkadaşlar. Justin sonrasında the man with white hair came into the cafe. O arada bu beyaz saçlı adam kafeye gelir. He didn't look at Nick or the girl. O arada yani kendisi bu beyaz saçlı adama karşı ne Nick'e ne de kıza bakar. But he sat at the table near them. Fakat yanlarındaki masaya oturur. He asked the waiter for some breakfast. Garsondan böyle birkaç yani biraz yani bir kahvaltı getirmesini ister. Then he began to read a magazine. Sonra bir gazete okumaya başlıyor arkadaşlar kendisi bu adam. O arada the girl looked at the man. Adam, yani kız oradaki adama bakar. Then quickly looked away again. Sonra aniden bakışlarını çevirir. Bu arada Nick arkadaşlar kıza Do you know him? Onu tanıyor musun diye sorar. No, she said. Hayır der. She finished her coffee quickly. Hızlı bir şekilde kız kahvesini bitirir. And got up ve ayağa kalkar. I must go now, she said. Gitmeliyim şimdi der. Nick stood up too. Nick de ayağa kalkar. Nice to derken he began diye başladı. But the girl suddenly took his face between her hands. Fakat kız o arada aniden arkadaşlar yüzünü ellerinin arasına alır. And kissed him on the mouth. Ve Nick'i ağzından, dudaklarından öper. Drive carefully, Mr. Holloway. Dikkatli sür, Bay Holloway. Goodbye, hoşça kal, she said. With a big, beautiful smile. Böyle kocaman bir gülümsemeyle söyler. Then she turned and walked quickly away. Sonra aniden, yani sonra döner ve hızlı bir şekilde oradan uzaklaşır. Değerli arkadaşlar buradayım. Bu arada Nick sat down again and watched her. Nick oturur ve onu izler. She walked down the road into a big hotel. Sonra yani yolda büyük bir otelin içerisine girer arkadaşlar kız. Now what talk Nick? Peki bu neydi diye Nick kendi kendine sorar. Was that all about? Yani bütün bu olanlar her şey ne hakkındaydı diye kendi kendine sorar arkadaşlar. The man with the white hair watched Nick and waited. O arada bu beyaz saçlı adam arkadaşlar Nick'i izler ve bekler. After 4 or 5 minutes, 5-6 dakika sonra, yani 4-5 dakika sonra Nick finishes coffee. Nick fincan, yani kahvesini bitirir. Took his books and his camera. Kitaplarını ve kamerasını alır. And left the cafe ve kafeden ayrılır. His car was just outside the... Evet, değerli arkadaşlar. Buradayım. Evet, dikkat ederseniz görüyorsunuz. Şöyle gidelim. Just outside the girl's hotel. Yani arabası tam kızın girdiği otelin önündeydi. And he walked slowly along the street to it. Ve o da arabasına doğru yavaş bir şekilde caddede yürüdü anlamında. The man with white hair waited a second. O arada bu beyaz saçlı adam böyle bir iki saniye bekledi. Then quickly followed Nick. Ve hızlı bir şekilde Nick'i takip etti arkadaşlar. Diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Şuradan bölümü bitireceğiz. Evet. Şöyle geldik. From a window high up in the hotel. Yani otel binasının üst dairelerinin bir penceresinden the girl looked down into the road. Kız aşağıdaki yola bakıyordu. She saw Nick. Nick'i gördü. And the man with white hair about 50 yards behind him. Nick'i gördü ve Nick'i takip etmekte olan bu beyaz saçlı adamın hemen hemen 50 yards behind him. Yani Nick'in arkasında böyle 15 adım falan yani 50 yards uzaklıktaydı. Nick got into his car. O arada Nick arabasının içerisine girdi. And the man with white hair walked quickly to a red car across the street. O arada bu beyaz saçlı adam. Bakın the man with white hair walked quickly hızlı bir şekilde yani yolun karşısında bulunan kırmızı bir arabaya bindi. Bakın to red car across the street. 5 seconds, 5 saniye sonra Later Nick drove away. Yani Nick'in hareket etmesinden 5 saniye sonra in his blue car. Yani Nick'in
bu mavi olan arabasıyla yani uzaklaşmasından 5 saniye sonra and red car began to follow him. Ve bu kırmızı araba da onu izlemeye başladı. When the girl saw this, she smiled. Yani kız bunu gördüğünde gülümsedi. Then went to put some things in her travel bag. Ve gidip bu seyahat valizinin içerisine bir şeyler koymak için gitti. Yani dönüp bu seyahat valizinin içerisine bir şeyler yani eşyalarını koymak için gitti. Oradan ayrıldı anlamında çeviriyorum arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz hani şeyi bitirdim. Buradan artık ikinci bölüme geçeceğim. İkinci bölüm A Hand in the Bag. Evet. Bu bölümü de başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Böyle bölüm bölüm gideceğim arkadaşlar. Kitap okumakın yani kitabı İngilizce öğrenirken kitap okumanın çok faydası var. Metin değil de kitap okumaya çalışalım arkadaşlar. Yani kitap böyle bir seri şeklinde bu kitaplarımızı bile arşivleyelim. Bunları tekrar tekrar okuyalım. Yani böyle bir yol izlersek yararlı olacağına inanıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle takipte kalmanızı rica ediyorum.